Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde bir önceki videonun devamı olarak Eraser yani silgi aracıyla virtüel segment delete aracını inceleyeceğiz. Önce bir obje çizelim. Beraber bunu renklendirelim. Herhangi bir renk olabilir. Çizgisini de sizin görmeniz için kalınlaştırmak istiyorum. Evet. Objemiz işaretliyken Eraser aracına tıklıyoruz, üzerine geliyoruz ve neresini silmek istiyorsak arkadaşlar siliyoruz. Gördüğünüz gibi sildi. Kontürleri de sildiği yerlere tekrar koydum. Tek bir parça halinde. Bu parçaları birbirinden ayırmak için Break Apart ya da Ctrl K tuşuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda artık parçalar tek tek işlenebilir halde. Bir diğer özelliği silgi aracının düz bir hat halinde siler. Yine işaretliyken Eraser aracına tıklıyoruz. Silmek istediğiniz kısımda bir kez tıklayıp gördüğünüz gibi düz bir hat elde ediyoruz. Bir kez tıklıyoruz ve bırakıyoruz. Sonra nereye silmek istiyorsak o alana tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de buradan yapalım. Evet. Son derece kolay. Bu inanılmaz şekilde harita çizerken işinize yarayabilir arkadaşlar. İsterseniz beraberce silme tuşuyla Eraser aracıyla bir peynir yapalım. Renklendirelim. Evet. Kontürü atalım. Eraser aracımıza tıklayalım. Ebadını buradan değiştirebiliyoruz. Kalınlığı yükseltip alçaltabiliyoruz arkadaşlar. Evet, burada çift tıklıyoruz ve kapladığı alan kadar siliyor. Evet. Bir tane daha atalım. Peynirin delikleri biliyorsunuz hep aynı kalınlıkta olmaz. Bunu da biraz düşürelim. Gelelim burada. Şöyle bir evet. Bir tane daha yapalım. O da yine 3 milim olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bundan bir tane yapalım. Alttaki objemizi seçelim. Renklendiriyoruz şimdi. Şu renk daha uygun. Evet. Gördüğünüz gibi son derece basit bir dilim peynir yaptık. Sadece kullandığımız rectangle aracı ve silme aracı. Yani Eraser aracı arkadaşlar. Şimdi gelelim virtual segment delete aracına. Bu araca. Bu aracımız da birbiriyle çakışan çizgileri ortadan kaldırır ve bize oldukça güzel çalışmalar yapmamızı sağlar. İsterseniz hemen ufak böyle oyuncak bir kamyon yapalım. Tekerlekleri olsun. Evet. Arka tekerleklerini de koyalım. Şöyle. Biraz yakınlaşalım. Yakalayalım buradan. Köşeden. Bir daire çizelim. Evet. Bir tane buradan ufak bir şey olsun. Bir tane de buradan. Burası da ufak olsun arkadaşlar. Evet. Şu kısmı
da biliyorsunuz kasası olacak. Atacağız. Evet. Bir tane de burada bir ovalliğimiz olsun arkadaşlar. Şimdi virtüel segment delete aracına tıklıyoruz ve istemediğimiz kısımları sileceğiz arkadaşlar. Nedir? Buradaki tekerlekleri daha meydana çıkaracak olan şeyleri siliyoruz. Gördüğünüz gibi son derece basit bir yöntemle şirin bir kamyon yaptık. Gördüğünüz gibi. Beraber bu araçla bir de zincir yapalım. Evet. Bir tane daha ortasına koyalım. Kalın bir zincir olsun. Bir tane çoğaltalım arkadaşlar. 90 derece bükelim. Yanaştıralım. Evet. Şimdi virtüel segment delete aracına tıklıyoruz. İstemediğimiz objeleri siliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir zincir elde ettik. Virtual Segment Delete aracı da son derece çalışmalarınızda kolaylık sağlayacak bir araç arkadaşlar. Bu dersimiz de buraya kadar. İyi günler.